Oyunlaştırma ile alakalı eğitime hoş geldiniz. Ben Burak Turgut, bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Oyunlaştırma eğitiminde bugün sizi birkaç tane araçla tanıştıracağım. Ama onun öncesinde şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben oyunlaştırma ile alakalı bu eğitimden önce bir afiş hazırladım, bir oyun afişleri hazırladım. Yaklaşık 20'ye yakın oyunlaştırma aracı var onun içerisinde. Bu oyunlaştırma araçlarını istediğiniz gibi seçip kendi alanınızda kullanabileceksiniz. İlköğretim, ortaöğretim kademelerine göre bir takım araçlar hazırladım. Onları ders sonrasında yine bu şeyle paylaştığım zaman, videoyu paylaştığım zaman birçok yerde erişebilirsiniz, onları bulabilirsiniz. Ben bugün bazı öğretmenlerimiz hem yeni hem de ilk defa veya orta seviyede sınıflarıyla birlikte oyunlaştırma işine giren ve oyunlaştırmayı aslında yapmak isteyip de tam anlamıyla yapamayan veya bir yeni şeyler öğrenmek isteyen veya hiç bilmeyen o öğretmen grubumuz için bir takım oyunlaştırma araçlarından bahsedeceğim. Aslında bunlar işin temelleri ve şu anda en sık kullanılan oyunlaştırma araçları. Belki aranızda bildiğiniz vardır, bilip de kullanmadığınız vardır, hiç bilmeyip de hiç kullanmadığınız vardır. O yüzden hani uygulamalı değil de ben sadece göstereceğim temel mantıklarını, nasıl, hangi yaş grubuna, hangi amaçla kullanıldığını ve sizler ister şimdi, isterseniz daha sonra izlediğinizde kendinize uygun olanı arasından seçip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi dedik ki oyunlaştırma araçları öncelikle yaş gruplarına göre başlıyor. Siz öğrencinize oyunlaştırma araçlarını anlatırken mutlaka yaş gruplarını dikkate almak zorundasınız. Oyunlaştırma araçlarını birincisi oluşturmadan önce öğrencinizle bunların hangi platformlarda paylaşacağınızı da ayarlamanız gerekiyor. Yani oyunlaştırma araçlarını WhatsApp gruplarından mı, okul gruplarından mı, Telegram veya okul sanal sınıf ortamı mı kullanıyorsunuz? Ya da öğrencilere bireysel mi bunları ulaştırıyorsunuz? Ya da link üzerinden mi ulaştırıyorsunuz? Sanal bir sınıf ortamı oluşturup linki oraya atıp bütün öğrencileriniz oradan mı çekip ulaştırıyorsunuz? Öncelikle de bunu da ayarlamanız gerekiyor. 5 tane oyunlaştırma aracı bugün size önermek istiyorum. Bunlar arasında tabii önce 5 ve 7 yaş grubu öğrencisi için bir oyun, daha doğrusu hocam bu yaş grubu arasında çok fazla öneri yok, eğitici oyun yok. Onlar arasında, o yaş grubu arasında bir öneride bulunacağım önce. Ondan sonra diğerleri bütün yaş grupları için kullanabileceğimiz araçlar olacak. Bunlar Run Marco, Scratch Junior ve MentalUP oyunları var. Bu 3 tane araç okul öncesinde ve okul ilk dönem, ilk öğretimde, ilk sınıftaki öğrencilerimiz için kullanılan 3 tane platform var. Bunlardan bir tanesi Run Marco. Run Marco bir kodlama oyunu gibi görülür ama çok güzel ve öğrencinin düşünme becerisini geliştiren çok hani profesyonel bir uygulama. Monookulu ve ilk öğretime yeni başlayan öğrenci grubu için. Eğitici oyun olarak MentalUP çok kullanılan ve sık silinen bir uygulama. Bunun mobil uygulamasından, web sayfasından erişimi olduğunu herkes biliyor. Bu uygulamayı da ben yine öneririm. Bununla alakalı çok güzel tanıtım, eğitim, görseller, metinler, videolar var. Yeni öğretmenlerimiz mutlaka araştırmasını ve öğrenmesini ayrıca tavsiye ediyorum kesinlikle. Daha sonrasında bir diğer aracım vardı, Scratch Junior. Scratch Junior anaokulu öğrenciler için yön, komut becerilerini öğrencilere kavratmak amacıyla tablet, telefon veya bilgisayardan oynanan dijital bir oyun. İlkokuldaki bildiğimiz Scratch'ın anaokul versiyonu. Bu 3 tane uygulama öncesi öğrencilerimiz için önerebildiğim uygulamalar. Çünkü çok fazla soruluyor. Aslında teknoloji kullanımı bilimsel açıdan yarım saatte sınırlandırılıyor bu yaş grubu için, öğrencilerimiz için veya en fazla 1 saat. Ama bu uygulamalar öğrencilerin o dönemdeki komut becerilerinin, öğrencilerin bilimsel düşünme, bilişsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini bir nebze de olsa geliştirir. Hatta bunların ilerleyen versiyonlarında da öğrencinin teknolojiye bağımlı yapmadan çok güzel bir şekilde teknolojiyi doğru kullanmayı ve oradaki karakterler uyum sağlayarak problem çözme mantığını geliştiriyor. Bu uygulamaları önce bir önerelim. Şimdi gelelim ilk öğretim ve orta öğretim için ortak kullanabilecek uygulamalar neler? Bunlar arasında ben önce ve kesinlikle en önemli önerdiğim uygulamalardan bir tanesi Kodu Game Lab uygulaması. Hocam bu bir oyun, bu bir uygulama, web sayfası değil. Bu bir oyun, evet. Bu bir game uygulaması. Microsoft'un öğrencilere sunmuş olduğu 3 boyutlu görsel bir uygulama. Uygulamanın mantığı aslında şöyle. internet sitesinden indirilebiliyor. Bilgisayarı ve interneti olan her öğrenci indirebiliyor. Mobil uygulaması yok. Öğrenci hayal dünyasında bir ortam oluşturuyor kendine ve bu oluşturduğu hayal dünyasındaki ortamı bir karakterlerle şekillendiriyor. İster bir uzayda, ister yerin altında, isterse yeryüzünde bir dünya yaratıyor kendine ve buradaki karakterleri, nesneleri tamamıyla kendisi şekillendiriyor. Tek bir karakterle olduğu gibi kalabalık bir karakter dünyasından da kendisine 3 boyutlu bir oyun yapabiliyor. Kodu Game Lab yazdığınızda internetten otomatik olarak indiriyorsunuz ve yaklaşık da boyutu şöyle bir bakıyorum, ben şurada indirmiştim. 248 MB. Program içerisinde öğrencinin kendi hayal dünyasında bir şeyler yapabilmesi, bir şeyler üretebilmesi ve Kodu Game'in kendi sistemi tamamıyla bu uzaktan eğitimde gerçekten çok ama çok önemli. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine çok uygun. Lise öğrencileri biraz belki sıkılabilir. Çünkü çizgi roman gibi görünüyor karakterleri ama hepsi 3 boyutlu karakterler ve en güzel tarafı da karakterlerin bir takım özellikleri. Bunlar ateş atabiliyor, zıplayabiliyor, hızlı gidebiliyor, uçabiliyor, şarkı söyleyebiliyor, ses çıkartabiliyor, konuşabiliyor ve bu karakterleri kendisi kullanarak öğrencilerin hayal dünyasında bir oyun üretmesini sağlıyor. Bugün bu araçları kullanarak öğrencilerin bir yaratıcılık veya bir takım şeyler geliştirmesi yarın buradaki özellikleri kullanarak işte hem sanat olarak hem bilimsel anlamda birçok kazanımları da beraberine getirdiğini unutmayalım. Bu uygulamayı kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi Kodu Game Lab yazdığınızda zaten Dovlan seçeneği var. Direkt bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Ama hocam ben bulamam veya yine bir gösterseniz diyen olursa da şöyle gösteriyorum. Kodu Game Lab yazdığımızda direkt Dovlan seçeneğini basıp bilgisayarıma indirip şuradan Exe'yi indirip kuruyorum. Başka hiçbir şey yok. Ve diğer uygulamalardan arasına Wordwall'a geçmek istiyorum ben. Wordwall bir oyunlaştırma aracı. Neden bu araçları seçtim ben? Çünkü bu seçtiğim bazı araçlar hem ücretsiz hem öğrencilerimizle paylaşmak adına da çok kolay. Ben dediğim gibi sizinle 20 veya 25'e yakın oyunlaştırma birçok aracı da önerebilirim. Ama bunlar arasında kimisi ücretli, kimisi paylaşma şekli çok farklı. Ama ben bunları liste halinde içeriklerini, başlıklarını, resimlerini ve ne anlama geldiğini güzel 3 farklı afiş hazırladım. Onları sizinle paylaşacağım ama bunlar temel uygulamalar ve her branşa uygun temel kullandığımız etkinlikler. O yüzden bunları seçerek bunları özel anlatmak istedim. Şimdi Wordwall etkinliği var. Bunu bir öğretmen öncelikle bir hesap oluşturuyor ve bize bu oluşturduğumuz hesap üzerinden öğrencilere daha doğrusu 5 farklı oyun yapmamızı sağlıyor. Yani Wordwall etkinliğine bir öğretmenimiz önce nasıl giriyor ondan bahsedelim. Ben kaydol seçeneğine tıkladığımda karşıma gelen bilgileri dolduruyorum. Mail adresimle ve ki ben en çok Google hesabımı kullanıyorum. Google hesabınızda direkt olarak kaydoluyorsunuz. Daha sonra login tuşuna bastığınızda Google hesabınızda direkt olarak sisteme giriyorsunuz. Aslında çok fazla bir bilgi hani girmenize de gerek duymuyor. Wordwall etkinliğine ben sayfasına, oyunlaştırma aracına giriş yaptım. Bu ne amaca hizmet ediyor? Bu siz branş olarak öğrencinize bazı kazanımları vermek isteyebilirsiniz. Mesela işte dersinizde işte öğrencilerinize ülkeler ve başkentleri dediğiniz atıyorum. Ya da İngilizce dersinde işte kelime eşleştirme olabilir veya işte sayılar arasında yazılış ve okunuşu olarak ilköğretim öğrencilerinize bir basit uygulama yaptırmak isteyebilirsiniz. Veya Türkçe olarak işte kelimelerin eş anlamları farklı şekilde veya ters anlam olan hani kelimeler söyleyebilirsiniz. Veya terim anlam olarak öğrencilere yakınlık, uzaklık birçok anlamda kullanabildiğiniz uygulamalar var. Ama ben dedim ki hocam ben bunu daha yeni keşfettim, yeni kullanmak istiyorum. Topluluk kısmı ya da kendi içerisindeki örneklerden faydalanarak da buradaki örnekleri inceleyebilirsiniz. Wordwall eğitim aracı bu imkanı size sunuyor ve burada hangi branşa ait bir oyun yapacaksanız da aratabiliyorsunuz. Matematik alanında bir oyun yapacaksınız mesela matematik bir şuradan yazdığınızda burada var olan birçok etkinliği, birçok oyunu hazırlanmış araçları kullanarak da kendinizi kendi sisteminize dahil edebiliyorsunuz. Yani kendiniz bir etkinlik oluşturmadan hazır olan bir etkinliği de öğrencilerinize paylaşıp gönderebiliyorsunuz. Şimdi ben kendim bir etkinlik, kendi kazanımlarıma veya kendi materyallerime göre bir oyun oluşturacaksam nasıl yapıyorum? Wordwall'da çok farklı oyun seçenekleri var. İlk defa oyunlaştırma aracı yapan öğretmenlerim için önereceğim İki araçtan bir tanesi bu. Diğerini biraz sonra önereceğim. Bu öğretmenlerimiz öğrencilerine uzaktan eğitimde yeni oyunlaştırmaya başlayanlar için söylüyorum. Dersteki kazanımlarını oyuna dökmenin birçok yolu var. Öncelikle kazanımlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Öğrencilere aktardığınız dersle alakalı sorular ve cevaplar şeklinde olabilir veya karşılıklı olabilir. İmaj, tekst, hani metin ve resim karşılaştırma olabilir. Bu tarz kazanımları önce bir belirlemeniz gerekiyor sistemli halde. Ve belirlediğiniz bu kazanımları 10 tane, 15 tane, 20 tane neyse artık oyuna nasıl dökebilirim? Bunun bir algoritmasını hazırlamanız gerekiyor. Ve ondan sonra bu oyun araçlarını açtığınızda sizin hazırladığınız o kazanıma en uygun hangi oyun tarzıysa onu seçiyorsunuz. Mesela benim öğretmenim dedi ki ben öğrencilerime ülke ve başkentlerini söylemek istiyorum. Ya da sadece başkentlerini söylemek istiyorum. Yani bir eşleştirme oyunu istiyorum dedim. Mesela eşleştirme oyununa tıklıyor. Çünkü kendisine en uygun kazanım ve en uygun oyun o. Bunu uygun buldu ve bunu açtı. Burada etkinlik başlık çok önemli değil aslında ama ben işte başkentler yazıyorum ve burada öğrencim başkentleri sırasıyla eklemeye başlıyor. Mesela bir işte Ankara, işte mesela Türkiye buradan veya bir ne bileyim işte Oslo yazıyor. Ya farklı bir örnek de olabilir aslında ama çok önemli değil. Mesela bir Atina yazalım. Mesela şurada Yunanistan yazalım. Veya işte bir tane daha ekleyelim. Etkinliği burada size biraz önce söylediğimiz kazanımlarınızı buraya işlemeye başlıyorsunuz bu sefer. Burada öğretmen çok fazla teknoloji bilgisine gerek yok arkadaşlar. Hani bazı öğretmenlerimiz hocam ben oyunlaştırma araçlarını biliyorum hani kullanmak istiyorum ama yani çok iyi bilmiyorum bilgisayar, teknoloji, bilgisayarınız olmasına gerek yok. Bugün bir telefondan girdiğinizde bu web sayfasına telefondan dahi bu araçları istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. O yüzden siz yeter ki buradan bir şey oluşturmak, üretmek isteyin. İnternette her platformda bu araçları oluşturabilirsiniz. Ben Wordwall'da kazanımlarımı belirledim. Dersime uygun kazanımları, eşleştirmeleri ve oyun tercihimi yaptım. Ondan sonra oyunumu seçtim. Oyunumu bana verdiği şekilde karşılıklı olarak veya sıralı şekilde içeriğiniz nasılsa ona uygun içeriklerinizi dijital ortama taşıdınız. Ondan sonra oyunumuzu bilgisayar kendisi otomatik başlatıyor. Oyun oynadıktan sonra ben oyunda sıra gelen kelimelere uygun olarak şöyle rastgele bazı seçenekleri işaretleyebiliyorum ve oyunumun tabii bir saniyesi, bir süresi, mesela şu an bilemezsem, yanlış bilseydim bir can kaybı vesaire oluyor. Ama burada asıl önemli olan sizin yaptığınız bu uygulamaları kazanımlarınıza nasıl dökmeniz. Dedim ya gerçekten en önemli kısım aslında o. Önce benim dersimde öğrencilerime ben HTML öğretmek istiyorum. Body komutunu gördüğünde öğrenciler tasarıma yönelik kodların yazıldığı, işte hit komutunu gördüğünde öğrenciler başlık komutuyla alakalı komutun onun içerisinde olduğu, HTML yazdığında başlangıç ve bitiş kelimelerinin aklına gelebilecek bu çağrışımları yapabilecek şeyler istiyorum. Bunu eşleştirme olarak mı, puzzle olarak mı, kelime oyunu olarak mı, nasıl bir oyuna dökmeniz sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Yani ben bugün oyun aracına girdim, hadi şıp diye bir oyun yapayım, hemen göndereyim. Mesele bu değil. Sizin gerçekten öğretmek istediğiniz, öğrenciniz o oyunda öğrenebilmesi. Asıl önemli olan bunu belirlemeniz. Tabii oyun araçlarına girdikten sonra, dedim ya biraz önce mesela bu Wordwall'dan tekrar bir örnek daha verelim. Ben oyunumu seçtim, belirledim. Burada farklı oyun tarzlarını seçerek ilerleyebilirsiniz. Ve buradaki seçtiğiniz herhangi bir oyun tarzını bastıp ilerlediğiniz içeriklerinizi girdikten sonra da sizin oluşturduğunuz o seçtiğiniz oyunun hangi diğer oyunlarla dönüştürebileceğinizi de size bu araç söylüyor. Mesela ben bu aracı eşleştirme olarak öğrencilerime bu sefer vermek istiyorum. Yani bunu biraz önceki gibi değil de böyle mesela şu şekilde yapmak istiyorum veya test şeklinde yapmak istiyorum. Test olarak da bu şekilde bir soru olarak öğrencisinin karşısına getirebiliyor veya labirent olarak öğrencinizin karşısına bunu getirebiliyor. Yani seçtiğiniz bu sisteme uygun her türlü oyunu size sunabiliyor bu. Burada Oyunlaştırma araçlarında en önemli nokta sizin yaptığınız oyunlaştırma aracını öğrenciye ulaştırma biçiminiz. Bunu da belirlemeniz mutlaka gerekiyor. Burada işte öğrenciler bir link gönderiyor WhatsApp grubuna. Sınıf anneleri sınıf gruplarında paylaşıyor. Sınıf gruplarında öğretmen paylaşıyor. Hani herkesin gördüğü kalabalık yerde hani böyle link kirliliği çok oluyor. O yüzden bu araçları kullanırken mutlaka sanal sınıf uygulamalarına bir tanesini kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Öğrencilerle hem iletişiminiz, hem paylaşım kolaylığınız hem de paylaştıktan sonra öğrencilerinizle dönütleriniz çok önemli. Örneğin ben oynadım ama şunu bilemedim. Mesela bunu size özelden yazmasın öğrenci. Yine o sınıf içerisinde bunu kontrol edin. Bunun da ayrıca bilgisini verelim ama sanal sınıf içinde hangi etkinlikler, hangi uygulamalar var onları yine araştırıp bakabilirsiniz. Burada oyunların özelliklerini değiştirebiliyorum. Can kısmı, zorluk kısmı, soru sayısını falan değiştirebiliyorum ve bu oyunu oynayan öğrencilerim oyunu oynadıktan sonra ekranda isimleri çıkıyor. Hatta öğrenciye nasıl paylaşıyoruz onu anlatmadım. Şurada paylaş özelliğini kullanarak ben öğrencilerimle şuradan bir link halinde öğrencilerime gönderiyorum. Burada bir Classroom'dan oluşturmuşsanız link direkt Classroom'a da bunu atabiliyorsunuz veya mesaj yoluyla öğrencilere gönderebiliyorsunuz. Yani burada oyunlaştırma araçlarında birincisi öğrencilerle kurduğunuz platform çok önemli. İkincisi kazanımları belirlemeniz. Üçüncüsü öğrencilere bunu ulaştırma biçiminiz. Bu üçü sağlam olduktan sonra ben size bu 3 veya 5 araç dışında 20 tane de aracı yine onları göstersem o 20'sini de çok güzel bir şekilde herkes kullanacağına eminim. Şimdi bazı oyunlaştırma araçlarında hatta Web2 araçlarının çoğunda kota sınırı var. Mesela giriş yaptığınız mail adresinde size belli kullanımlık haklar veriyor. Mesela şu anda Wordwall bana girmiş olduğu mail adresine 5 oyunluk hak verdi ve şu anda diğer oyunları kullanamıyorum. Yani yeni bir oyun oluşturamıyorum. Hata veriyor. Yani limite ulaştınız diyor bana. Böyle durumlarda ben ne yapıyorum? Diyeceğim ki buradan bir çıkış yapıyorum ben. Geliyorum Google'a. Geçici mail yazıyorum. Birkaç web sayfası benzer iş yapıyor aslında ama ben şuradan tempmail.com'u kullanmak istiyorum. Burada bana giriş yaptığımda tek kullanımlık bir mail adresi veriyor ve bu mail adresi de belli bir zaman içerisinde kullanıyorum sadece. Ondan sonra kapanıyor. Bu mail adresini bakın kopyala diyorum. Geliyorum Wordwall'a şuradan sign up diyorum. Yeni bir kayıt oluşturacağım. Şuraya e-mail adresimi yazıyorum. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. Çok önemli değil. Onay kutusunu seçmedim. Şunu seçeceğim. Ondan sonra sign up diyorum ve sisteme şu anda Wordwall'dan yeni bir mail adresine kayıt oldum. Şimdi bazı oluşturmak istediğiniz oyunları bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer sizin girmiş olduğunuz mail adresi 5 kullanımlıksa dolmuşsa geçici bir mail adresi açıp oyunlarınızı buradan oluşturup daha sonra öğrencilerinize onları gönderebilirsiniz. Onlar da sizin belirttiğiniz şekilde onları oynayabilirler. Bu şekilde bir alternatif yol var. Kullanabilirsiniz bunu. Bunun dışında her kademeye uygun en önemli araçlarından bir tanesi de Learning Apps. Çok popüler bir uygulama aslında bu. Bunu birçok öğretmenimiz biliyordur, eminim ki kullanıyordur. Burada biraz daha işi ortaokul ve lise kademesine götürüyor. Çünkü burada size öğrencilerinizi bir sınıf halinde tutmanızı istiyor. Şurada bir sınıf açıyorsunuz burada ve bu sınıfa öğrencilerinizi kendiniz ekliyorsunuz. Önce Learning Apps'e üye oldunuz. Learning Apps'te bir sınıf açtınız mesela. Sınıfım diye bir sınıf açtınız. Burada öğrenci hesaplarına giriyorsunuz. Öğrencileri kendiniz oluşturuyorsunuz. Öğrencilerin adını, soyadını mesela Ali yazdım. İşte Ali Yılmaz yazdım. Her yazdığınız öğrenciye bu sistem kendisi bir kullanıcı adı ve şifre veriyor. Sizler öğrencilerinize bu kullanıcı adı ve şifreleri böyle hepsini sırayla yazdığınızda ekran görüntüsü alıp gruba atabilirsiniz. Öğrenci artık bu kullanıcı adı ve bu şifreyle Learning Apps'e giriş sağladığında sizin direkt sınıfınıza giriyor. Yani Learning Apps kendisine ait bir sanal sınıf ortamı oluşturmuş. Bunun faydası ne peki? Ben sınıfımı oluşturdum. Diyelim ki bir uygulama oluşturdum Learning Apps içerisinde. Yine biraz önceki uygulamaya benzer örnek çeşitleri var. Eşleştirme oyunu, sayı doğrusu, normal sıralama oyunu, işte metin cevaplama, resim üstünde eşleştirme oyunları. Mesela kelime yığını uygulaması var. Ya burada birçok örnek aslında yapıp örnekleri göstermek istiyorum ama kullanıldığı ve birbiri arasında ilişki daha önemli benim için. Onu kavratmak istiyorum aslında. Mesela burada yine bir örnek oluşturmayı deneyelim. Diyelim ki yine bir başlık istiyor bizden. Tekrar ben başlığımı yazdım. Uygulama metni, uygulama hakkında bilgi yazıyorsunuz burada. Burada bu sefer resim olarak, resimle resmi veya metin olarak mesela bir eşleştirme yapıyorsunuz. Öğrenci resimle resmi eşleştirebilir, metinle metine eşleştirebilir, kelime bulmaca oyunu yapabilir. Oyun hakkındaki, hocam hangi oyunlar vardı, onlara tekrar bir dönecek olursak bakın. Ve burada size şu üst tarafta güzel bir template'te belirtiyor. Önce bir düşün, bunu sonra tasarla ve öğrencilerine paylaş diyor. Yine aynı mantığa geldik aslında. Kazanım benim ne? Mesela öğrencilerime neyi bulurmak istiyorum? Mesela benim bazı terimler çok önemlidir. Öğrencilerin mutlaka bu terimleri ezberlemesini, bilmesini isterim. Giderim ona uygun bir oyun seçerim. Veya ben öğrencilerime yarışma yaptıracağım, bildiğin bazı konular öğrettim. Bilgilerini yoklamak istiyorum. İşte milyoner kullanabilirsiniz. Veya burada diğer oyun tarzlarını kullanabilirsiniz. Tabii çok fazla bir oyun tarzı da böyle çeşitli olarak fazla, çünkü ücretsiz olduğu için az bir kısmı bize sunuyor. Bu şekilde yine bunlar arasından seçim yapıp bunları kullanabilirsiniz. Buradan ayrıca öğrencilerime ben bir oyun oluşturdum. Oyun oluşturmak aslında çok basit. Şu şekilde ben oyun ekranına bir geleyim. Oyunun başlığını, içeriğini, şıklarını yazıyorsunuz buradan. Bazı ipuçları öğretmen paylaşmak isteyebilir. Bu ipuçlarını ayrı yazıyorsunuz. Öğrencileriniz yapamadığı, yanlış yaptığı durumlarda karşılarına mesaj vermesini istediğinizde ve burada birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, hani oyun içerisindeki soruları veya eklentileri arttırmak için parça olarak ilave ekliyorsunuz. Veya Wordwall'da işte yeni bir kademe ekliyorsunuz atıyorum. Hani bunları için uygulamayı aşık zaten karşınıza çıkıyor. Hani buradan yapıp çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ama mantık olarak şöyle, buradan da bir etkinliğimi oluşturup şarkı kısmından link olarak paylaşıyordum. Learning Apps'te de ben tamamla dedim. Uygulamamı hazırladım. Uygulamam bitti. Bu şekilde tamam dedim. Uygulamayı kaydettim. Ve öğrencilerime istersem yine şar olarak gönderebilirim bunu, ama ben bu uygulamayı sınıfıma dahil etmek istiyorum. Yani yaptığım bu uygulamayı sınıfıma taşımak istiyorum. Uygulamalar kısmından siz bakın bir klasör oluşturabiliyorsunuz buradan. Ayrıca Wordwall'da da yine şurada etkinliklerim kısmında klasör mantığı var. Çalıştığınız özel veya okulunuzdaysa, dışarıda farklı öğrencileriniz varsa sınıf sınıf bunları oluşturabilirsiniz. Tamam, ama 5'e kadar sanırım 5'ten fazla oluşturmuyor. Öyle bir sıkıntısı var bu aracın. Burada da klasörleyip klasörlerinizi arşivleyerek çok daha detaylı hale getirebilirsiniz. Learning Apps'te uygulama açısından herhangi bir kısıtlama yok. İstediğiniz kadar uygulama imkanı size veriyor. Bunun bir de güzel tarafı şu var. Mesela ben tarih miraslarımız diye bir oyun hazırladım. Bu oyunumu hazırladıktan sonra öğrencilerime gönderdim. Sınıfım içerisindeki öğrencilerime gönderdim. Bu uygulamayı değerlendirme kısmında hangi öğrencileriniz bu uygulamayı kaç saniyede yapmış onu size gösteriyor. Böyle bir avantajı da var bu uygulamanın. Bunu kullanabiliyorsunuz. Şuradan istatistik verilerinde ayrıca sizin oluşturduğunuz, bakın şu anda ben burada bir oyun oluşturmadığım için görünmüyor. Bir oyun oluştursaydım bu oyunu açacaktı ve oyundaki detayları karşıma çıkaracaktı. Şimdi şöyle toparlamak gerekirse bu iki aracı. Birincisi bir özel hesabım değil, kendi öğrencilerimin beni tanımasını istediğim hesabımla giriş sağlıyorum. Eğer sana sınıf uygulaması varsa, ki Wordwall'da bu yok ama Learning Apps'te kullanabiliyorsunuz. Varsa bir sınıf oluşturuyorum. Yoksa öğrencilerime önce bir kazanıma uygun oyun tarzımı belirliyorum ve oradaki oyunlardan birini seçerek kazanımlarımı, kağıttakileri artık bilgisayara işlemeye başlıyorum. Oyunum bittikten sonra, oyunumu kaydettikten sonra eğer sana sınıfım varsa sınıfımla paylaşıyorum. Öğrencilerime şifrelerini gönderiyorum. Yoksa bu tarzda bir araçsa öğrencilerime sadece şarj kısmını göndererek link olarak paylaştığımda öğrencilerim tabletten, telefondan veya bilgisayardan bu etkinliği oynuyorlar. Bu oyunun, bu etkinliklerin mantığı tamamıyla bu. Şimdi bunlara benzer diğer uygulamaları da anlatmak istiyorum size. Mesela Cram uygulaması. Burada da yine benzer mantıkta görsel, tasarıma uygun birçok oyun aracı var. Ben tabii yine buna da kendi mail adresimle giriş sağlıyorum. Yine şöyle bir hesaba giriş sağlayalım. Bunlar öğrencilerin akıllı tahtada oynayabileceği uygulamalar ve oyun yönergeleri Cram'de size mesela diyor bunu nerede oynayabilirsiniz diye. Ben Cram uygulamasına giriş sağladığımda bakın biraz önceki mantık aynı. Burada bu sefer sınıf yok da kartlar var. Biraz öncekinde işte bazı farklı etkinlikler var ama sistem hep aynı. Girersiniz, kaydolursunuz, kazanımıza uygun oyunu seçersiniz, içeriğinizi eklersiniz ve paylaşırsınız. Bütün mantık tamamen bu. Hani çok fazla yormaya, çok fazla bir şey bilmeye gerek yok. Bunları bilip kullanan öğretmenlerin hiç bilmeyen öğretmen arasında en fazla bir gün veya 1,5 gün uğraşıp da üstünde hani zaman harcaması gerekli öyle olduktan sonra bir yere gelmiştir atıyorum. Şimdi ben Cram uygulamasına girdim. Sağ taraftan giriş sağladım. Ve girdikten sonra karşıma çıkan ekranda bana yeni bir küme, yeni bir şey oluştur, kart oluştur diyor. Burada flash kartlar diye geçiyor bu oyun. Mantık aynı. İster kart, ister oyun, ister uygulama, her neyse. Zaten ben İngilizcem olmasa dahi mesela şu an İngilizce sayfa açıyorum. İlk giriş sağladığımda nereye tıklayacağım az çok anlayabilirim. Mesela ne diyor? Create new set diyor. Basıyorum. Yeni bir oyun oluşturuyorum burada. Her oyunu oluştururken sizden zaten otomatik bir isim ister. Yine buradan da bir oyunumuz diye bir isim giriyorum. Açıklama olarak da 1, 2, 3 neyse yazabilirsiniz. Burada public ve private kısımları var. Buna özel bir durum bu. Özel mi genel mi? Yani herkesle paylaşmak istiyorsanız public olarak kalsın, değiştirmeyin. Bir diğer tarafı da Cram Google Drive ile ortak çalışıyor. Google Drive hesabınızda bazı metin olarak veya görsel olarak oyununuza entegre edebileceğiniz nesneler varsa Google Drive hesabınızdan onları direkt buraya çekebiliyorsunuz. Bu aracın öyle bir faydası var. Ben buradan bu şekilde bir isim verdim. Daha fazla şey yapmak istemiyorum. Bu şekilde bir devam edeceğim. Bana burada Tab tuşunu kullanarak veya yeni bir satır oluşturarak bazı özellikler veriyor. İkisini de kullanabilirsin diyor. Ve içeriklerini diyor oluşturup sisteme ekliyorsun diyor. Başka yapman gereken bir şey yok. Burada açıklamamı yazıyorum. Bir saniye. Heh. Yani çok fazla böyle oyunlara zaman harcayıp çok vaktinizi çalmak istemiyorum ama başlık olarak, giriş olarak fark ettiyseniz hemen hemen hepsinin mantığı ve giriş sistemi aynı. Şimdi peki biraz önce yaptığım şeyi bakın yine burada da yapıyorum. Bana bu sefer yine öğrencilerin oyun oynayacak. Neyi gördüğünde ne yapsınlar mesela? Ne gördüğünde ne yapacaklar? Ben işte geldim birinci kısma. Burada farklı metin özellikleri ayrıca var. Mesela işte Ankara gördüğünde öğrencim işte Türkiye yapsın, Türkiye'yi görsün. Devam etmesini istiyorsanız biraz önce yine aynı gibi devam et. Böyle artı seçeneği var. Oyunumun devamını ekliyorum. Diğer özellikleri ekliyorum. Farklı mesela 14, 15, 20 tane kaç tane varsa oyununuza ait kazanımlar. Onları eklediniz. Yine oyunumu oluşturdum. Burada Cram'deki uygulama şu farklı bunları diye sizi çok fazla alakadar etmiyor. EduCandy gibi bu iki aracın özelliği mobil şey olması, mobil oyun olarak oynanılması. Mesela ben EduCandy indirdiğimde mobil telefonumdan öğretmenimin paylaştığını direkt telefonumdan oynayabiliyorum. Burada sizin öğrencinizle yine şu şekilde ben bir play now diyeyim mesela buraya. Şöyle bir bekle oyunumuz diyeyim. Heh. Burada öğrenciniz sizden ne bekliyor? Yine sizden bir paylaşım bekliyor ve sizler oyununuzu hazırladıktan sonra link olarak paylaştığınızda öğrencinizi link olarak gönderiyorsunuz. Oyun araçlarının paylaşımları, buradaki araçların paylaşımları link üzerinden oluyor ve linkler sayesinde öğrenciler oyununuza ulaşıyor. Ama bazı öğretmenlerimiz linkler değil de işte sanal sınıf uygulamalarını kullanabilir. O zaman da oluşturduğu uygulamayı direkt sanal sınıfına atabilir. O şekilde devam edebilir. Burada farklı oyun tarzları var yine. Mesela şu tarzda bir oyunu var. Biraz önce yaptığımız oyunu bu şekilde bir oyunlaştırmaya döküyor. Ben buradan bunu seçtiğimde işte bu şekilde sistem kendisi bir oyun haline döküyor bunu aslında ve farklı renkler oldukça aynı renkler yan yana gelince onların birleşmesi sonucu hani kendi Crash'taki gibi düşünün daha çok puan alıyor öğrenci. Bu tarzda bu şekilde bir oyun. Bunu ortaokulda da ilkokulda da yaş gruplarına göre kullanabilirsiniz. Uygulama basit, gayet basit. Sadece siz uygulamanızı hazırlıyorsunuz. Şuradan share kısmından öğrencilerinizle paylaşabiliyoruz. Ya da buradaki etkinliği direkt bilgisayarıma da indirebiliyorum. Print deyip hazırladığım bu etkinliği, bu oyunu yazılı kağıt olarak da istersem öğrencilerime ayrıca indirebilirim. Bu özelliği var. Buradaki uygulamalar, tekrar ediyorum, Cram'deki mantık öğrencilerin sadece yaptığınız oyunu link olarak sizin paylaşmanız. Çok fazla uygulama önerisi verip kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bunlar temel ve basit düzeydeki uygulamalar. Mesela bir diğeri de benim anlatacağım EduCandy uygulaması. Cram gibi uygulama onun tarzında ve onun görsel boyutunda yine hazırlanan bir uygulama. Burada da 3 farklı seçenek var yine. Bakın mantık yine aynı. Sisteme giriş sağladım. Tamam, ne yapacağım? Karşıma diyor hangi oyun tarzını seçeceksin? Bakın biraz önceki araçların hepsinde aynı şeyi yaptım. Kazanım benim kafamda var. Evet, benim bu şekilde bir oyun kafamda var. Bunu hangi oyun tarzında öğrencilerine seçeceksin? Mesela sınav sorusu test olarak kelime ben test olarak söylemek istiyorum. Tamam, seçtim bunu. Tıkladığınızda yine aynı mantık, bakın size oyununuzun ismini söylüyor. Mesela oyun ismini girdim Burak, buraya 1 girdim atıyorum. Çok böyle bu kısımlar gerçekten hiç önemli değil. Ve bundan sonra artık içeriklerinizi düzenlemeniz, eklemeniz başlıyor. Ben işte cevabı girdim. Sorumu soruyorum. Mesela işte Türkiye'nin başkenti, cevap bu. Türkiye'nin başkenti falan, cevap şu. Böyle alternatif seçenekleri işaretledim. İşte eleyici seçenekler. İkinci sorumu ekliyorum. Bakın burada seçenek, burada soru, başka yerde diğeri. Hani mantık şu. Araca giriş sağlıyoruz. Giriş sağladıktan sonra kazanımımızı belirliyoruz. Biz kazanımımızın olayın mantığını anlarsak bu 3 tane, bu 5 tane araçlar değil, diğer 30 tane, 300 tane aracı da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü benim ki bu eğitimde asıl anlatmak istediğim bu mantığı, bu pratikliği size kazandırmaktı. Bunlarla saatlik eğitimler de ben yine yapabilirim. Anlatıp, uygulama yapıp, detaylı içerisinde örnekler hazırlayıp yine yapabilirim. Ama yine dediğim gibi hiçbir farkı olmazdı. Kurcaladıkça, içine girdikçe işin mantığını bilmeniz sizi öğrenmenizi daha da kolaylaştırıyor. Benim bu etkinlikte anlatmak istediğim bunlardı. Ama detaylı oyunlaştırma araçlarını öğretmenlerin biliyorum çok merak da ediyor. Ben onların listesini hazırladım. Eğitimden sonra sizlerle de paylaşacağım. Benim söylemek istediğim bunlar. Bunlar dışında benim daha çok farklı uygulama önerilerimiz yine vardı. Mesela geçen Classcraft'ı anlattım. Onun dışında kodlamaya ait birçok etkinlik var, birçok öneri var, birçok uygulama var. Yani o kadar fazla, bir Codeable gibi, Kodork gibi. Yani bunları zaten ben hiçbir zaman buna söylemedik de. Hani uygulama her türlü var ama sizin dersinize yönelik kazanımlarınızı hazırlayıp öğrencilerin sunma şekliniz önemli. Buna uygun aracı seçmelisiniz. Ben etkinliklerimizi dediğim gibi yine açıklamalarıyla paylaşacağım. Umarım o paylaşımda sizin işinize yarar diye düşünüyorum. O araçları da öğrencilerinize öğretin. Yarın çok lazım olacak. Uzaktan eğitim daha yeni başladı. Bu böyle devam edecek. Sınıf ortamları, sınıf platformları, online araçlar, oyunlaştırma çok hani farklı bir yerde. Belki çok ihtiyaç da duymayız ama sınıf araçları, sınav araçları, ölçme araçları çok önemli. Mutlaka bunları kesinlikle öğrenelim. Yani bir uygulamanın mantığı şöyle, öğrencinin kullanımına en uygun olan şeyi tercih edin hocam. Hani bugün internette bir araştırıyorum, bir araç var ama ben bunu öğrencilerime anlatsam, ben bunu öğrencilerim, bilgisayar olmayan öğrencim var, telaşın buna nasıl bir oyun aracı öğreteyim? Her öğrenciye ulaşabilecek araçlar bunlar. Her öğrencinin her cihazda yapabileceği uygulamalar bunlar. Seçim yaparken de, uygulama yaparken de buna dikkat edin. Paylaşımlarınızda, sanal sınıf için kullandığınız araçlarda öğrencilerin yaş gruplarından ziyade hani imkanlarına göre ulaşabileceği şey de olsun. Hani bugün merkezi bir yerde devlet okulunda çalışan bir öğretmenin kullandığı araçla işte bir köyde veya bir ilçede bir okula çalışan öğretmenin farklı olabilir. Çünkü oradaki imkanlar oradaki farklıdır. Burada biraz daha iyi olabilir durum. O yüzden hani branşa göre, kademeye göre bir araç söylemek yanlış olur diye düşünüyorum. Hem sınıfınıza göre, hem öğrencinin durumuna göre, hem çevreye göre araç seçimi en önemli şey. Aslında burada oyunlaştırmadan dışında birçok şeyden daha bahsettik böyle ama umarım kafanızı şişirmedik. Sanırım başka sorumuz yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Oyunlaştırma araçlarından anlamadığımız veya kafamıza takılan bir yer olduğunda yine mutlaka soralım. Sordukça öğreniriz bunları. Ama mantığını sanırım anladık. Benim için önemli olan buydu. Yani bugün öğretmenim ben Wordwall'ı kullanıyorum ama EduCandy'yi bilmiyorum demesin. Çünkü aynı ya, sistem aynı. Bugün Word'u kullanan Excel'de kullanıyor. PowerPoint'ten slide yapan gidip Image'de kullanıyor mesela. Ben öyle eğitim yaptığımızda Image eğitim anlatırken, Canva'yı anlatırken Canva'nın mantığını öğretmen kavraması çok zordu mesela. Hocam Canva'yı şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum ama PowerPoint'te bir iki örnek gösterdim. Aynısı mı hocam diyor. Evet aynısı diyorum. Nasıl yani? PowerPoint'te ben dışarıdan ekliyorum, koyuyorum. Hocam Canva'da da aynı. Canva'yı bir açtı. Oradaki bilgilerini oraya kullanarak, aktararak saniyeler içerisinde öğrendi. Ya saniyeler bile sürmüyor. Bir şeyi kafamızı zorlaştıran biziz. Yani illa birinin çıkıp onun şu araca benzediğini, ona olduğunu, hani tamam bunu derse belki zaman olarak biraz daha kısa sürede öğrenebiliriz ama hani keşfedelim bakalım, öyle sanıldığı kadar zor değil bunlar. Gerçekten çok kolay. Sadece biraz işin içine kendimizi atmak gerekiyor. Evet, sorumuz bitti. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin. Herkese hayırlı akşamlar, herkese hayırlı geceler.